Merhaba arkadaşlar, Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model paylaşacağım. Hem çok basit hem de çabuk ilerleyen bir model. Bebek yeleği yapabilirsiniz bu modelden. İsterseniz kendiniz de yelek yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Çok çabuk ilerleyen ve çok basit bir model. Örümcek gibi duruyor. Örümceğe benziyor. El ele tutuşan örümceklere benziyor. Evet, dilerseniz başlayalım arkadaşlar. Küçük küçük kalmış yarım ipleriniz varsa bu şekilde benim gibi değerlendirip lift de yapabilirsiniz. Ben iplerim çok az kalmıştı. Şu şekilde göstereyim. Minik minik iplerim kalmıştı. Onları değerlendirdim. Bu şekilde lift yaptım. Mor rengim mesela bir sıra gitti sadece. Diğer renkleri de koymuş oldum. Pembe ipim de bir sıra gitti. Şimdi dilerseniz başlayalım. Beyaz ipimle başlayacağım. Şöyle ucunu bulayım. Bulabilirsem evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz arkadaşlar. Başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Bildirim zilini eğer aktif hale getirirseniz bir dahaki videomda daha haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi zincir çekeceğiz önce. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve sabitleyip zincirimizi çekiyoruz. Zinciri saymayacağım. Ne kadar dilerseniz o kadar yapabilirsiniz. Zincirinizi istediğiniz büyüklükte, küçüklükte çekebilirsiniz. Ben gene bir lif boyutu kadar çekeceğim. Çok basit ve hoş bir model arkadaşlar. Birazcık daha yapayım. Evet, bu kadar yeterli. Şöyle ölçüyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir daha çekiyorum. Şimdi zürafaya diyorum gene. Az önce iğne oyası yapıyordum. Aklım onda kaldı. Trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Her zincire batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde her zincirimize batıyoruz. Biraz bulanık gösteriyor galiba kameramız. Şöyle düzeltelim. Evet. Şu şekilde ikili trabzanlar yapıyoruz. Her zincirimize batıyoruz arkadaşlar. Trabzanı yapmayı bilmeyen arkadaşlar için şöyle ipimizi, tığımızı alıyoruz. Zincirimize batıyoruz. İpimizi çıkartıyoruz. İkisini bir, ikisini bir çekiyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde başa kadar devam edeceğiz. Her zincirimize bu şekilde batıp devam ediyoruz. Böyle uzatıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, trabzanlarımı yaptım. Bu şekilde sıramı bitirdim. İki sıra yapacağız bunu. Şöyle 1, 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Çeviriyoruz arkadaşlar. İlk trabzan değil, ikinci trabzanımızdan devam ediyoruz. Bu şekilde başa kadar bu trabzanlarımızı da yapacağız. İki sıra bu şekilde trabzan ve bir sıra renkli ipimizle, farklı bir renkli ipimizle örümcek yapacağız. Çok basit bir model. Çok hoş bir model arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu şekilde devam ediyoruz. İkinci sıramızı da bitirelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde iki sıra trabzan yaptık. Şimdi diğer rengimize hemen geçiyoruz. Mavi ipimizi alıyoruz şöyle. Şu şekilde tutuyoruz. Bakın. Hemen onunla zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum. Şunu şuradan sıkıyorum. Bunları sonradan bağlayacağım arkadaşlar. Şöyle çevireyim hemen. 3, 4 zincir yeterli. Buradan 1 ve 2 tane trabzan bırakıp 3. trabzanımıza şu şekilde fıstık yapacağız. 1, 2, 3, 4. Bu mavi ipim benim biraz kalın olduğu için ben 4 tane
yetiyor benim için. Sizin eğer iplerinize göre, eğer daha ince ipiniz varsa 5 tane yapın fıstığınızı. Evet, şimdi 5 zincir çekeceğiz. 2, 3, 4, 5. 1, 2 trabzan atlayıp 3. trabzanımıza sık iğne olarak iniyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyoruz. 2 trabzan atlayıp 3. trabzanımıza gene fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 tane yeterli. Hepsini şu şekilde kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir daha çektik. 2 tane trabzan bıraktık. Üçüncüye sık iğne olarak kapattık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir daha çektik. Şu şekilde 1, 2 trabzan, 3. trabzanımıza fıstığımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane hemen kapatıyoruz. Şu şekilde fıstığımız oluştu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. 2 tane trabzan bırakıp 3. trabzanımıza sık iğne olarak kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi alıyoruz. 1, 2 trabzan bırakıp 3. trabzanımıza şu şekilde fıstığımızı yapıyoruz. 2, 3 ve 4 tane doluyoruz tığımıza. Hepsini birden şu şekilde çıkıp kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, bu sıramızı bu şekilde devam edeceğiz. Bu sırayı da bitirip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu şekilde başa geldik. Burada gene bu tarafa doğru 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Buradaki zincirimize batıyoruz. Şu şekilde ve geri dönüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 zincir yetmeyecek. 7 zincir çekiyoruz ve hemen fıstığımızı topladığımız yere tepesine bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve bir trabzan daha. Buraya 4 tane trabzan yapacağız. Şu şekilde her arada bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde olacak. 4 tane trabzan yaptık. Her arada bir zincir çektik. Bu arada da bir zincir çekip hemen bu fıstığımızın tepesine geçiyoruz. Bir trabzan, bir zincir olarak devam ediyoruz. Bu trabzanın, ama pardon, fıstığımızın tepesine batıyoruz. Trabzan, bir zincir. Ve arada bir zincir daha çekiyoruz. Yani bunların her arasında bir zincir çekiyoruz ve karşıdaki fıstığımıza hemen atlıyoruz. Bu şekilde de burasını devam edeceğiz. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet, burayı da bitirip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, bu sıramız da bitti. İpim de bu kadar kaldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yapmaya çalışacağım son trabzanını. Şöyle iki tane tığımıza doluyoruz. Tam bu battığımız yere batacağız ve şöyle ikisini bir, ipim çok zor yetecek arkadaşlar, ikisini bir, ikisinde bir, bu kadar. Şimdi beyaz ipimize geçiyoruz. Şöyle bir, iki ve üç zincir çekiyorum. Burada şunların ikisini bir bağlayayım da şey olmasın, sökülmesin. Küçük bir düğüm atayım. Kenarını yaparken zaten bu görünmeyecek. İpim çok ucu ucuna yetti. Ve bakın, bu kadar az ip değerlenmiş oldu. Bir sırada olsa ipimizi de yapmış olduk. Şimdi geri dönüyoruz arkadaşlar. İlk trabzanın tepesine şu şekilde batıyoruz. Bir tane trabzan. Şu araya da bir tane yapıyoruz. Ve bunların her arasına şu boşluktan yapacağız arkadaşlar. Boşluktan trabzan. Hiç zincir çekmeden. Her boşluğa bir trabzan. Bu şekilde her boşluğa bir trabzan. Ve arada şuraya arkadaşlar 3 trabzan yapacağız. 1, 2 ve 3. Gene geldik.
mavi trabzanlarımızın üzerine trabzanların tepesine batmıyoruz. Şu boşluklarına batıyoruz. Her araya bir trabzan şeklinde. Boşluğumuza 3 trabzan. 1, 2 ve 3. Biraz yavaş yapayım isterseniz görün. Şu şekilde tığımıza ipimizi alıyoruz. Boşluğa batıyoruz. Tığımıza yine ipimizi alıp ikisini bir, ikisini bir çıkıyoruz. Şöyle bir daha aynı şekilde ikisini bir, ikisini bir çıkıyoruz. Ve bu boşluğa geldiğimizde buraya 3 tane trabzan. 1, aynı yere 2 ve 3. Bu şekilde birinci rengimizi tamamlamış olduk. Burayı da tamamlayıp dönüyorum arkadaşlar. Evet, son yerine geldik arkadaşlar. Buraya da 3 trabzan yerine sadece 2 trabzan yapıyoruz. Üçüncüyü zincirimizin şu şekilde içinden batıyoruz. Ve bu sıramızı da bitirmiş oluyoruz. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir çekip dönüyoruz. Şöyle ilk trabzanı bırakıp ikinci trabzanımızdan devam ediyoruz. Burayı da aynı şekilde trabzan yaparak başa kadar geleceğiz arkadaşlar. Her modelimizin üzerinde 2 sıra bu şekilde trabzan yapmış olacağız. Evet arkadaşlar. Bu kadar basit bir model. Bu kadar güzel bir model. Umarım güzelce öğretebilmişimdir. Anlamışsınızdır. İşte yakından da göstereyim. Modelimiz bitti arkadaşlar. İnşallah gerçekten beğenmişsinizdir. Yapmanızı tavsiye ederim. Çok basit, çok çabuk ilerleyen bir model. Görüyorsunuz. Yani konuşamadım. Neyse arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.